Merhaba Tamindir takipçileri, bu videomuzda hepinizin merakla beklediği ve gerçekten bayağı soru aldığımız bir akıllı telefon olan Samsung Galaxy A70'i yakından inceliyoruz arkadaşlar. A70 gerçekten özellikle tasarımı, malzeme kalitesi ve fiyatıyla inanın dikkat çeken bir akıllı telefon. Gelin hep birlikte bakalım 3500 liralık fiyatıyla piyasaya çıkan Samsung Galaxy A70 bizlere neler sunuyor. Telefonu aslında sizlere Mobil Dünya Kongresi'nde biraz inceden böyle bahsediyoruz. Gelebilme potansiyellerinden bahsetmiştim ki orada zaten A50 ve A30'da sizlere gösterme fırsatına erişmiştim. Yukarıdaki kartlar bölümünden de A50 incelemesini de izleyebilirsiniz. Merak eden arkadaşlarım için hemen onu da sizlere söylemek istiyorum. Telefonun dış tasarımına baktığımızda Samsung'un bu sene için kullanmak üzere tanıttığı yeni nesil Infinity ekranlarından bir tanesinin kullanıldığını görebiliyoruz ki renk anlamında da oldukça başarılı bir renk var elinde. Koral diye geçiyor bu renk, gerçekten güzel de gözüküyor, şöyle görebilirsiniz. Koral değildi bu renk, farklı bir renkti, kafam karıştı benim ama bunun rengini birazdan size söyleyeceğim, düşünmeye devam edeceğim şimdi, kafam çünkü karıştı, farklı bir renge gitti. Telefonun ön tarafında görmüş olduğunuz üzere gayet büyük bir ekran yer alıyor. Ekranın üzerinde yine artık birçok cihazda gördüğümüz gizlenmiş bir ahize tasarımı ve ön kamerada yer alıyor. Sağ tarafında kilit tuşu, ses açma kapama tuşları yer alıyor ki bana sorarsanız böylesine büyük bir telefonda ses açma kapama butonları ve kilit tuşunun yerini iyi konumlandırmış Samsung bu sefer, çünkü S serisinde kilit tuşunun yeriyle alakalı çok ciddi eleştirilerim olmuştu ilk andan itibaren. Nitekim bu cihazda böyle bir sıkıntı yok. Onu da sizlerle paylaşmam gerekiyor. Telefonun sol tarafına baktığımızda SIM kart çekmecesinin yer aldığını görüyoruz ki burada aynı zamanda micro SD kartla takabileceğiniz bir yer bulunuyor. Hemen arka tarafta sol üst köşede 3 kameranın yer aldığını ve bu kameraların hemen altında da bir adet flash'ın yer aldığını görüyoruz. Telefonun alt kısmına baktığımızda Type-C girişi, 3.5 mm'lik kulak girişini ve hoparlörü de yine görebiliyoruz arkadaşlar. Telefonun arka tarafına gittiğimizde tekrardan ben renk geçişlerini oldukça beğendim. Yani şöyle uzaktan da baktığınızda inanın çok iddialı bir rengi var telefonun. Telefonun renginin hala adını hatırlayamadım ama birazdan bunun adını hatırlayıp sizlere söyleyeceğim. Bu konuda beni eleştirenler olacak biliyorum ama kesmeyeceğim, burayı videoda kalacak yani size. Şimdi burada birbirimizi kandırmaya gerek yok. Şimdi kaç senedir burada bir aradayız, karşılıklıyız. Reji, telefon rengi ne? Korulmuş ya, doğru hatırlamışım. Telefonun işletim sistemi ki bu işletim sistemi Android 9 arkadaşlar. Android 9 ile beraber geliyor ve Samsung'un yepyeni arayüzü yine Samsung UI'da, yine cihazda One UI'da yine yer alıyor. Onu da sizlerle paylaşmalıyım. Snapdragon 675 ile gelen bu akıllı telefonda 6 GB RAM, 128 GB depolama yer alıyor. MicroSD kartla 512 GB'a kadar hafızayı artırmanız mümkün oluyor. Geekbench skorlarına baktığımızda Snapdragon 675 işlemcinin yani böyle inanılmaz iyi performanslar tabii ki vaat etmediğini sizlere söylemeliyim ama artık şöyle bir durum oluşmaya başladı arkadaşlar. Bana sorarsanız birçok cihazı test etme imkanım olduğu için günlük kullanımlarda bence bir amiral gemisi telefonla orta seviye ya da orta üstü seviye olan bir akıllı telefonun performans farklılığını kullanıcıların çok anlayacağı taraftarı değilim ben. Yani herhangi bir fark bence hissedilmez, günlük kullanım için söylüyorum, bakın tekrardan bunu belirteyim altını çizerek. Dolayısıyla biraz daha zaten farkındaysanız markalar da bu orta seviye cihazlarında ya da bazı markalar mesela farklı tasarımlarında, özellikle mesela Xiaomi'ye bakıyoruz, Mi 9T diye bir akıllı telefon çıkardı mesela. Mi 9T'de tam ekran kullanılıyor ama performans tarafına baktığımızda performans tarafını biraz daha orta seviyede tutmaya çalışmışlar. Yani anlayacağınız birazcık daha tasarıma önem verip performansı da yeterli seviyede tutmaya çalışıyor üreticiler gibime gelmeye başladı. Özellikle son dönemde artan maliyetler, en azından ülkemiz için artan maliyetler bu işi biraz daha bu yöne doğru kaydırmaya zorunlu hale getirdi. Hepsinin yanı sıra bir de Çinli üreticilerin tabii ki bu tarz cihazlara uygun fiyatları sunuyor olması artık ve kaliteli cihazlarda yapabiliyor olmaları da diğer üreticileri bu seviyeye, yani bu şekilde üretim yapmaya itmeye başladı arkadaşlar. Cihazın performansından tabii ki bahsettim birazcık size ama hani bir de oyun performansı var tabii ki. Oyun performansı oyun sever arkadaşlarımı tatmin edecek seviyede, bunu sizlerle gönül rahatlığıyla paylaşmalıyım arkadaşlar. Isınma sorununa rastlamadım, kasma sorununa rastlamadım ve şöyle rengini tekrar tekrardan göstereyim. Cidden güzel gözüküyor telefon uzaktan. Bunu da beğendim, yani bayağı beğendim telefonun rengini. Hoşuma gitti. Ve Samsung Galaxy A70'in ekranı da çok önemli arkadaşlar. Çünkü Samsung biliyorsunuz akıllı telefonlarında gerçekten iyi ekranlar kullanıyor. Ve 6.7 inçlik Super AMOLED bir ekran var bu telefonda. Bu telefonun ekran kasa oranı %86 olarak belirlenmiş durumda. Full HD Plus bir ekran çözünürlüğüne sahip A70 ve A70'in ekran piksel yoğunluğu ise 393 ppi, tam böyle orta seviye bir ekran değeri var elimizde. Ama ekranın genel kalitesine baktığımızda bence bazı cihazların giriş modeli, yani mesela bazı amiral gemisi modellerin işte 3 farklı modeli oluyor ya, hani onların giriş modeliyle yani yarışabilir ekran kalitesi olarak. Onu da sizlere söylememde fayda var. Ekran oranı 20'ye 10 arkadaşlar. Yani anlayacağınız oldukça ince ve uzun bir ekranla karşı karşıyasınız. Bunu da söyleyeyim ki yani böyle telefonu elinize aldığınızda birazcık garipseyebilirsiniz. Çok kısa sürer bu. Yani alışmanız çok vakit almaz. Hemen alışırsınız diye düşünüyorum. Ekranda kullanılan cam malzeme de Gorilla Glass 3 olarak belirlenmiş durumda. Güzel, yani en azından bilindik ve biraz daha böyle hani geçerliliği kanıtlanmış bir cam malzeme. Tüm bunların yanı sıra Samsung'da pek görmeye alışık olmadığımız, hatta neredeyse hiç görmeye alışık olmadığımız S10 ailesiyle birlikte karşımıza çıkan bir şey daha var. Cihaz kutudan üzerinde bir ekran koruyucuyla çıkıyor arkadaşlar ki bu ekran koruyucu öyle hani fabrikasyon ekran koruyucu değil. Yani fabrikasyon dediğim şöyle oluyor. Üstünde hani işte bir şeyler yazıyor, söküyorsunuz, ondan sonra kullanıyorsunuz ya. Bu sökmeye karşı, yani sökmeniz gereken bir ekran koruyucu olmadığı gibi telefonda yer alan ekrandan parmak izi okumaya da yine engel olmayan bir parmak izi okumaya engel olmayan da bir ekran koruyucu. Yanlış söyledim. Dolayısıyla oldukça güzel bir ekran koruyucuyla kutusundan çıkıyor Samsung Galaxy A70. Bunu sizlerle paylaşayım istedim. Telefonun önemli detaylarına tabii ki bakmamız lazım. Arkadaki kameralar. Bu arkadaki kameralardan ana kameramız 32 megapiksellik bir kamera ve f1.7 diyafram aralığına sahip bu kamera. Ultra geniş açı olan kameramız 123 derecelik çekimler yapabiliyor. Oldukça geniş çekimler yapabiliyor gerçekten ve 8 megapiksel çözünürlüğünde bu kamera. Üçüncü kamera ise derinlik algılama özelliğine sahip ve bu kamerada 5 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip. Telefon güzel işler ortaya çıkarmayı başarıyor arkadaşlar. Çünkü görsel zeka diyor Samsung buna ama ben size daha açık söyleyeyim. Yapay zeka destekli bir kamerası mevcut. Bu telefonun 20 farklı sahneyi tanımlayabiliyor ve bu sahnelere göre de anlık olarak fotoğrafları değiştirip yani güzelleştirip sizlere sunmayı başarıyor. Bu da güzel bir detay. Ben A70'in kamera performansını oldukça beğendim. Fiyatına göre baktığımda da gerçekten takdir ettim Samsung tarafını. Yani A70 iddialı bir telefon olmuş bence bu fiyata, bu seviyede olması için tabii ki bunu size söylüyorum. Fakat bazı durumlarda renklerde fazla bir abartı oluyor arkadaşlar. Buna anlam veremedim. Yani bazı renkler, bazı doğadaki renkler özellikle gerçekten göründüğünden çok daha fazla canlı ve çok daha fazla patlak mı derler, parlak mı derler. Öyle oluyor. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Tabii bu her zaman olmuyor ama kimi zamanlar böyle şeylerle karşılaştım. Özellikle telefonun yani Samsung tarafında üst düzey cihazlarda görmeye alışkın olduğumuz işte görsel zekanın yanı sıra cihazda dedim ya yapay zeka desteği var. Bu sayede telefon sizi uyarıyor, işte bulanık çıkmış olabilir ve işte bir kişinin gözü kapalı çıkmış olabilir bu fotoğrafta gibi uyarılarda çıkartarak sizin kötü fotoğraflar çekmenizi de engellemeye çalışıyor. Gerçekten telefon kamera anlamında oldukça hoşuma gitti ve ön kameraya baktığımızda da 32 megapiksellik bir ön kamera var ve diyafram aralığı da f2.0 cihazın. Şimdi gün ışığı altında telefon ön kamerası ciddi anlamda güzel işler ortaya çıkartıyor. Hani mesela Apple'ın birçok iPhone modeliyle yarışır. Yani öyle söyleyeyim sizlere ön kamera için. Bunu söylememde yani gönül rahatlığıyla bunu size söyleyebilirim. Ve video tarafında da yine A70 birçok ihtiyacınızı karşılayacak bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor ve hani baktığınızda yine bazı daha pahalı satılan cihazların veremediği video performansını A70'te açıkçası yakaladım. Arka kamerada 4K 30 FPS'e kadar çekim yapabiliyorsunuz ve aynı zamanda da 240 FPS Full HD yavaşlatılmış videolarda çekmeniz mümkün. Veya ön kamerayla çekim yapmak istiyorum derseniz de Full HD çekimler yine yapabiliyorsunuz. Ve A70'in son değerlendirmesine doğru giderken arkadaşlar son dönemde artık uçarak devam eden akıllı telefon fiyatlarına biraz daha ben buradayım mantığıyla gelen bir akıllı telefon A70. Gerçekten güzel de olmuş, kesinlikle sizlere söylemeliyim. Cihaz genel olarak ihtiyaçların tamamını karşılıyor. Pil performansı olsun, diğer detayları olsun, gerçekten sizi tatmin etmeyi başarıyor. Pil demişken tabii ki 4500 mAh'lik bir pille geldiğini A70'in de sizlerle paylaşmalıyım. Burada çok önemli bir detay var Samsung cephesi için. Gerçekten çok önemli bir detay. Neden bu kadar büyütüyorsun diyenlere hemen aydınlatmak istiyorum. Samsung tarafında ben ilk kez gördüm. İlk kez böyle bir telefon geçti elime. Süper hızlı şarj kullanıyor cihaz ve bu süper hızlı şarjı kutusundan çıkan özel bir adaptörle ve tabii ki kablo da çıkıyor kutusundan. Kutudan çıkan kablo da bana sorarsanız özel. Çünkü Apple mesela bu kabloyu size 500 lira gibi bir fiyata satıyor. İki tarafı da Type-C olan bir kablo bu ve adaptör de yine Type-C çıkışı olan bir adaptör ki bu adaptörün gücü 25 Watt arkadaşlar. Cihazın şarj performansını ve şarj olma performansını da çok beğendim. Yani hem şarjdan sonraki performansını hem de şarjı dolma esnasındaki performansını beğendim ve gelecek amiral gemisi modelleri için Samsung'un gerçekten umut doluyum yani bu konuda. Çünkü şarj konusunda rakiplerinden bir tık geri kalmışlardı. Sanırım burada denemeler yaparak amiral gemilerinde çok başarılı işler ortaya çıkaracaklar. Hep birlikte bekleyip göreceğiz zaten. Adaptör hakkındaki yorumlarımı sizlerle paylaştım. Mesela daha iyi bir şarj performansını Ağustos ayında karşımıza çıkacak olan, tahminen Ağustos ayında karşımıza çıkacak olan Note 10'da ben açıkçası çıkacağını karşımıza düşünüyorum. Cihazın güvenliği tarafına baktığımızda yani güvenlikte de açıkçası işi şansa bırakmamışlar. Telefonda birçok güvenlik özelliği yer alıyor arkadaşlar. Yüz tanıma var. Yüz tanıma gerçekten hızlı ama Samsung tarafındaki yüz tanıma özelliklerinde bazı sorunlar yaşanabiliyor gerçekten. Bir türlü aşılamayan sorunlar oluyor bunlar. Yani yüz tanıma beni çok tatmin etmiyor, çok güvenilir bulmuyorum diyen arkadaşlarım için de ekrana gömülü parmak izi okuyucusu da yine cihazda yer alıyor. Ekrana gömülü parmak izi okuyucusunun konumu oldukça güzel. Ekran üzerindeki konumu oldukça güzel. Gerçekten beğendim ve ekrandaki parmak izi okuyucusu ışıkla çalışan bir sistem olduğu için yani birinci nesil diyeceğimiz ilk karşımıza çıkan tarzda bir ekrandan parmak izi okuma özelliği olduğu için gayet iyi çalışıyor arkadaşlar. Performansını iyi buldum. Ekrandan parmak izi okuma özelliğinin, yani sizi yarı yolda bırakmayacak bir ekrandan parmak izi okuma özelliği de cihazda yer alıyor. Tüm bunların yanı sıra da şöyle baktığınızda ekranın içindeki çerçeveler ve şu alt kısımdaki siyahlık biraz daha az rahatsız edecek seviyede açıkçası inceltilmiş ve gayet de iyi bir ekranla sizi karşılıyor A70. Ve oyun performansında da hani size iyi olduğundan bahsetmiştim. Dediğim gibi çok büyük sorunlarla karşılaşmadım. O yüzden de size oyun sever arkadaşlarımı tatmin edebilecek bir akıllı telefon olabilir diye aktardım. Fiyatı tekrardan söyleyeyim. 3500 lira bandında. Mutlaka işte video yayınlanana kadar ya da video yayınlandıktan sonra siz bu videoyu izlediğinizde fiyat düşmüş ya da yükselmiş olabilir. Ama A70 iyi bir tercih olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Siz nasıl buldunuz Samsung Galaxy A70'i? Yorumlara yazmayı ve bu videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın.